Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere cümle türleri ile ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümle iki ögeli fiil cümlesidir. Endülüs medeniyetinin yetiştirdiği hukukçu, şair, fakih, dil bilimci, devlet adamı İbni Hazm'ın yazıp geriye bıraktıklarının 80 bin sayfayı bulduğu rivayet edilir. Bakın rivayet edilir yüklem. Ne rivayet edilir? Endülüs medeniyetinin yetiştirdiği hukukçu, şair, fakih, dil bilimci, devlet adamı İbni Hazm'ın yazıp geriye bıraktıklarının 80 bin sayfa bulduğu. Burası nedir arkadaşlar? Komple öznedir. İki ögeli bir cümledir. Rivayet etmekte fiildir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle birden çok yan cümleci olan birleşik bir cümledir demiş. Lezzet alarak okuduğum nadir kitaplardan olan eseri yazıldığı orijinal dilinde okumayı çok arzu ederdim. Arzu ederdim yüklem. Bakın bir tane yüklemi var. Arak erek zarf fiilekidir. Okuduğum derken dık dik sıfat fiilekidir. Olan derken an en sıfat fiilekidir. Yazıldığı derken dık dik yine sıfat fiilekidir. Okumayı derken de mame isim fiilekidir. Bakın bir tane yüklemi var ve 5 tane de arkadaşlar yan cümleciği var. Bundan dolayı B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümle öge ortaklığı olan bağlı bir cümledir demiş. Bu dursun arkadaşlar. Dördüncü cümle yüklemi geçişli bir fiil olan olumlu bir cümledir. Dördüncü cümlenin yüklemini arkadaşlar etkiledi yüklem. Olumsuzluk eki yok. O yüzden bu olumlu bir cümledir. Etkilemek fiildir. O yüzden bu fiil cümlesidir. Onu etkiledi desem geçişli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla geçişli bir fiil olan olumlu bir cümledir. Bundan dolayı da D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümle yüklemi yeterlilik fiili olan kurallı bir cümle demiş. Arkadaşlar okunabilir yüklem buradaki ebilir yeterlilik fiilidir. Yüklem sonda olduğu için de kurallıdır. Okunabilir kurallı bileşik fiildir. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Gelelim 3 numaralı cümleye. Öge ortaklığı olan bağlı bir cümledir demişti. Cümleye bakalım hemen. Aşka dair ziyadesiyle yazılıp çizilenlerden oldukça farklı ve tatlı bir üslup ile bildiklerini anlatan büyük üstad bizzat yaşadığı durumları da okura aktarıyor. Arkadaşlar aktarıyor yüklem. Bir tane yüklem var burada. İçinde de bakın dık dik, an en, dıkça dikçe, çizilen derken an en eki, yazılıp derken ıp ip eki gibi, yaşadığı derken dık dik eki yine yan cümleciklerin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu bağlı cümle değildir. Bir yüklemden oluşmuş ve içinde de yan cümlecikler olduğu için bu cümle birleşik bir cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci cümle olumlu fiil cümlesidir. Bakın arkadaşlar, sürdürüyorlar yüklem fiildir. Aynı zamanda olumludur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci cümle iç içe birleşik bir cümledir. İkinci cümleye dikkat edecek olursanız diyor yüklemdir. Ana cümledir. Burada Chris Brown'un sözüne yer verilmiş. Dolayısıyla ana cümlenin içinde başka bir cümle yer aldığından dolayı buna iç içe birleşik cümle denir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümle basit fiil cümlesidir. Bu dursun. Dördüncü cümle bağlı bir cümledir. Bakın arkadaşlar yaşıyor yüklem, gidiyor yüklem. İki tane yüklem birbirine V bağlacıyla bağlandığı için bu bir bağlı cümledir. Bundan dolayı da D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümle birden çok yan cümlecik içeren bir cümledir. Zorlanıyor yüklem. Yine değişen derken an en sıfat fiileki, etkilendikleri derken dık dik sıfat fiileki, yapılaşma derken mame isim fiileki, sayıp derken ıp ip zarf fiileki, etmekte derken de makmek isim fiileki. Görmüş olduğunuz gibi birden çok yan cümlecik var. Bundan dolayı da E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
Üçüncü cümle basit fiil cümlesi midir peki? Bakın, sahip değiller arkadaşlar burada yüklemdir. Değil ek fiilin olumsuzudur. Fikre sahiptir olur. Dolayısıyla arkadaşlar sahip sözcüğü de nedir? İsimdir. Üçüncü cümle fiil değil isim cümlesidir. Peki basit bir cümle mi, ona bakalım. Bakın durmak derken mak mek burada nedir arkadaşlar? İsim fiil ekidir. Dolayısıyla yan cümlecektir. Basit de değil bu cümle arkadaşlar. Birleşik isim cümlesidir. Ve doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle basit yapılı olumsuz bir cümledir demiş Dursun. İkinci cümle öznesi ortak bağlı bir cümledir. Cümleye bakalım. Geçtiğimiz ay Güney Lukva Ulusal Parkı'nın ziyaretçileri bir dişi aslan sürüsünün genç bir file saldırmasına tanık oldu ve bu saldırıyı filme aldı. Bakın tanık oldu yüklem, filme aldı derken aldı yüklem. İki yüklem birbirine V bağlacıyla bağlandığı için bu bağlı cümledir. Tanık olan kim? Güney Lukva Ulusal Parkı'nın ziyaretçileri. Burası nedir arkadaşlar? Öznedir. Kim filmi aldı? Güney Lukva Ulusal Parkı'nın ziyaretçileri özne. Bakın öznesi ortak, bağlı bir cümle. O yüzden B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü cümle iç içe birleşik bir cümledir. Bakın arkadaşlar diyor yüklem. Aynı zamanda Innocent'in ne yapmışlar? Düşüncesine yer vermiş. Ana cümlenin içinde başka bir cümle yer aldığı için bu iç içe birleşik bir cümledir. Bundan dolayı D seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümle içinde yan cümlecikler bulunan sıralı bir cümledir demiş. Bakın arkadaşlar gözüküyor yüklem, çalışıyor yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu nedir? Sıralı bir cümledir. Yan cümlecik var mı peki içinde? Pençelediği derken bakın dık dik sıfat fiil eki, sıçrayarak derken arak erek zarf fiil eki, çıktıkları derken tık dik sıfat fiil eki, yine kurtarmaya derken mameye de isim fiil eki. Görmüş olduğunuz gibi sıralı cümlenin içerisinde yan cümlecikler olduğunu görüyoruz. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir. Yani ara sözüyle birlikte verilmiştir diyor. Bakalım mücadelenin sonunda genç fil ya da turistlerin ve safari rehberlerinin verdiği isimle Herkül zarar görmeden aslanların elinden kurtuluyor. Kurtuluyor yüklem. Kurtulan ne? Mücadelenin sonunda genç fil özne. Bakın arkadaşlar bu filin açıklamasını yapıyor mu? Turistlerin ve safari rehberlerinin verdiği isimle adı Herkül'müş. Dolayısıyla özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiş. Bundan dolayı da E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi birinci cümleye geçelim. Basit yapılı olumsuz bir cümle mi bu? Oldu yüklem. Bakın olumlu bir cümle olduğunu görüyoruz. Peki basit yapılı mıdır bu? Bakalım kurtulan derken an en burada nedir? Sıfat fiildir. Bir tane de yan cümlecik almış. Dolayısıyla yan cümlecik aldığı için bu cümle basit yapılı değil arkadaşlar. Birleşik yapılı bir cümledir. Aynı zamanda olumsuz değil, olumlu bir cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlenin yüklemi, ek eylemi düşmüş bir söz öbeğidir. Bakalım. Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırları içerisinde yer alan bir doğa harikası Salda Gölü. Arkadaşlar ne gölü? Salda Gölü. Görmüş olduğunuz gibi isim tamlaması Salda Gölü'dür olacak. Buradaki ek fiilin düştüğünü görüyoruz. Bundan dolayı A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci, birleşik yapılı fiil cümlesidir. Bakın, bekliyor, yüklem ve fiil. Dolayısıyla bu fiil cümlesidir. Peki içinde yan cümlecik var mı? Olan derken an en sıfat fiilek arkadaşlar. Aynı zamanda planlanan derken an en yine sıfat fiileki, sulama derken mame isim fiileki, kurulması derken mame isim fiileki, birden fazla yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı birleşik yapılı bir cümle, aynı zamanda beklemek fiil olduğu için de
fiil cümlesidir. Bunun için de B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. 3 eksiltili bir cümledir. Dursun. 4. basit yapılı bir cümledir demiş. 4'e bakalım hemen. Bunun sonucunda doğal sulak alanlar birer birer yok oluyor. Yok oluyor yüklem. Bakın içinde yan cümlecik yok. Bir tane yüklem var. Dolayısıyla bu basit yapılı bir cümledir. Bunu denemiş oluruz. Öge ortaklığı olmayan sıralı bir cümledir demiş. Bakalım. Tamamlandı yüklem. Kuruyabilir yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Tamamlanan ne? Düden çayına yapılması planlanan gölet projesinin ihalesi. Burası arkadaşlar komple öznedir. Kuruyabilir olan ne? Salda Gölü özne. Nasıl? Gereken izin alınırsa çayın önüne çekilen setle birlikte. Burası da zarf cümlecidir. Görmüş olduğunuz gibi öge ortaklığı olmayan sıralı bir cümledir. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. Üçüncü cümle eksiltili bir cümle demişti. Buna bakalım. Devlet Su İşleri Burdur Gölü'ne başta olmak üzere Salda Gölü'nün de içinde bulunduğu göller yöresine son yıllarda birçok gölet inşa etmiş durumda. Durumda yüklem arkadaşlar. Çünkü burada bakın durumdadır olacak. Ek fiilin düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu eksiltili bir cümle değildir. Yüklemi vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu dörtlükte aşağıdaki cümle türlerinden hangisinin örneği yoktur demiş. Gebedir çağlası yakutuna olgun yemişin, içti bağ bahçe bayır kırmızı renk ırmağını, ova seslendi, çiçek ordusu dağ dağ yürüdü, tarlalar dikti, gelinciklerin al bayrağını. Arkadaşlar bakın gebedir derken burası yüklemdir. Dolayısıyla yüklem başta olduğu için bu nedir? Devrik bir cümledir. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Aynı zamanda gebe sözcüğü isimdir. Bu bir isim cümlesidir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Arkadaşlar bakın seslendi yüklem, yürüdü yüklem. İki yüklem olduğunu görüyoruz. Bu da nedir? Sıralı bir cümledir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Gebedir çağlası yakutuna olgun yemişin ifadesinde herhangi bir yan cümlecik var mı? Yok. Dolayısıyla burası da basit bir cümledir. Bunu denemiş oluruz. İçti bağ bahçe bayır kırmızı renk ırmağını. İçti de yüklem. Yine arkadaşlar bakın burada da herhangi bir yan cümlecik yok. Bu da basit bir cümledir. Tarlalar dikti gelinciklerini al bayrağını. Burada da arkadaşlar dikti yüklem. Bakın burada da yan cümlecik yok. Bu da basit bir cümledir. Bundan dolayı da yan cümlecik olmadığı için birleşik cümle yoktur. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle, yüklemi birleşik çekimli fiil olan olumlu bir cümledir demiş. Bakalım arkadaşlar, bakın taşıyordu yüklem. Taşıyordu sözcüğü şimdiki zamanın hikayesiyle çekimlenmiş. Dolayısıyla birleşik çekimli bir fiildir. Aynı zamanda olumsuzluk eki almadığını görüyoruz. Bundan dolayı da A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle, yüklemleri fiil olan sıralı bir cümledir. Bakın arkadaşlar, gerçekleştirmekte yüklem oynamaktaydı. Bu da nedir yine? Yüklemdir. Dolayısıyla iki yüklem birbirinden noktalı virgülle ayrıldığı için bu cümle nedir? Sıralı cümledir. Gerçekleştirmekte gerçekleştiriyor anlamına gelir. Buradaki makta mekte iki şimdiki zaman eki olan yor yerine kullanılmıştır. Burada da arkadaşlar yine aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla oynamak ve gerçekleştirmek fiil olduğu için B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümle basit yapılı isim cümlesidir demiş. Küçük bir köy yerleşimiydi demiş. Burası yüklem. Yükleme dikkat edecek olursanız yerleşim nedir? İsimdir. İsim cümlesi olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bu cümle basit yapılı mı peki? Buna bakalım. İçinde yan cümlecik var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden bu da basit cümledir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Dördüncü cümle yüklemi dönüşlü fiil olan kurallı bir cümledir demiş. Arkadaşlar bu dursun. Beşinci cümle birden çok yan cümleci olan birleşik bir cümledir demiş.
Bakalım gösteriyordu yüklem. Olması derken mame isim fiileki, ödüllendirildiği derken dık dikte sıfat fiilekidir. Dolayısıyla birden çok yan cümleci olan birleşik bir cümle olduğunu görüyoruz. Bunun için de E seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Geçiyoruz dördüncü cümleye. Yüklemi dönüşlü fiil olan kurallı bir cümledir demiş. Bakalım arkadaşlar. Bakın gerçekleştiriyordu nedir burada? Yüklemdir. Yüklem sonda olduğu için kurallıdır. Aynı zamanda gerçekleştirmek fiildir. Dolayısıyla fiil ve kurallı bir cümle. Peki bu dönüşlü bir fiil mi arkadaşlar? Tabii ki değil. Bundan dolayı D seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da bu yüzden D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdaki sıralı cümlelerden hangisinin yüklemleri tür bakımından özdeş değildir? Bütün dünyaya küskündüm. Dün akşam pek bunalmıştım. Dursun. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Gezmek fiil, kalmak fiil. O yüzden bunu elemiş oluruz. O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Kurmak fiil, konmak fiil. O yüzden bunu elemiş oluruz. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Andım fiil, tırmandım fiil. İkisi de fiil olduğu için bunu elemiş oluruz. O kudretler, o sadvetler harap olsun, turab olsun. Harap olmak fiil, turab olmak fiil. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bütün dünyaya küskündüm, küskün idim. Bakın bu nedir arkadaşlar? İsimdir. Bunalmak da fiildir. Dolayısıyla birinin isim, diğerinin de fiil olduğunu görüyoruz. Tür bakımından farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir kağıtlarda yarım bırakılmış şiir. Arkadaşlar bakın, söylenmemiş aşkın güzelliğiyledir yüklem. Ne? Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir özne. Görmüş olduğunuz gibi yüklem önce, özne sonra kullanılmış. Dolayısıyla devrik bir cümledir. Güzellik de isim olduğu için isim cümlesidir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci dize özne görevli yan cümleciktir demiş. İkinci dizenin özne olduğu görülmektedir. Yine arkadaşlar şuradaki mış eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu da yan cümleciktir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Girişik birleşik bir cümledir demiş. Evet bakın tek yüklemden oluşuyor. Aynı zamanda içinde yan cümlecik olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Birden çok yüklem kullanılmıştır. Dursun. Yüklem bildirme eki almıştır diyor. Bakın güzelliğiyledir derken buradaki dırdır eki bildirme ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Ve arkadaşlar birden çok yüklem var mıdır peki? Bakın bir tane yüklem olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Yazınsal yapıtlar yaşama ayna tutmakla kalmaz. Aynı zamanda ona istediği biçimi verir. Bakın kalmaz yüklem, verir yüklem. İki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu cümle nedir? Sıralı cümledir. Arkadaşlar kalmayan ne? Yazınsal yapıtlar özne. Kim verir? Yazınsal yapıtlar özne. Bağımsız sıralı bir cümledir demişti. Arkadaşlar bu dursun. Birinci yüklem olumsuz, ikincisi olumludur. Kalmaz derken bakın mazmez eki burada nedir? Olumsuzluk ekidir. Dolayısıyla bu olumsuz cümledir. Verir de olumlu bir cümledir. Bundan dolayı arkadaşlar B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Özne sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Yapıt isim, nasıl yapıtlar, yazınsal yapıtlar, niteleme sıfatı. Niteleme sıfatı artı isim sıfat tamlamasıdır. O yüzden C seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. İkinci yüklem geçişli bir fiildir demiş. Ne verir? İstediği biçimi verir. Bakın arkadaşlar burası nesnedir. Onu verir desem o da oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. O yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yan cümleciklerden biri
nesne göreviyle kullanılmıştır. Neyi verir? İstediği biçimi. Bakın buradaki dıktık eki nedir? Sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla sıfat fiil yan cümleciyi oluşturur. Bu da nesne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da E seçeneği doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Bağımsız sıralı bir cümle mi? Öznenin ortak olduğunu söylemiştik. Bundan dolayı da bağımsız değil, bağlı bir cümledir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin son sorusuna geçiyoruz. 10. soruya. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur demiş. Japon gülleri her sabah yüzlerce çiçekle alaboyanırdı. Bakın boyanırdı yüklem. Yüklem sonda olduğu için bu cümle nedir? Kurallı bir cümledir. Aynı zamanda boyanmak fiildir. Bu fiil cümlesidir. Arkadaşlar bakın bu cümlede yan cümlecik yok. Yani fiilimsi yok. O yüzden bu cümle nedir arkadaşlar? Yapısına göre basit cümledir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğini eleriz. B seçeneğini eleriz. D seçeneğini delemiş oluruz. Cümleye devam edelim biz. Bakın bu değişim beni hüzünlendirir, içimi karartırdı. Hüzünlendirir, yüklem, karartırdı, yüklem. İki yüklem olduğunu görüyoruz. Virgülle bağlanmış. Bu nedir arkadaşlar? Sıralı cümledir. Hüzünlendiren ne? Bu hızlı değişim özne. Kimi hüzünlendirir? Beni, nesne. Karartırdı, yüklem. Karartan ne? Bakın bu hızlı değişim özne. Neyi karartırdı? İçimi. Bu da nesne. Görmüş olduğunuz gibi öznesi ortak arkadaşlar. Bu nedir? Bağımlı, sıralı cümledir. Bundan dolayı C seçeneğini de elemiş oluruz. Bu parçada bağımsız sıralı cümle olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.